Nedir bu? Sabah saat kapısı ya. Bir kendim gelmek bilmedin Astrolojiler geç gelirler biraz. Ay dur, bu olmadı böyle. Şöyle yapayım, oturayım. ha. Ay bu da öyle mi? Böyle oturayım. Tamam, şimdi oldu. Oho. Bugün konumuz ne? Bugün konumuz moto karavan mı, çekme karavan mı? Moto karavan mı, çekme karavan mı? Herkes bize bunu soruyor. Evet. Bence ne oldu belli. Bence de belli ama biz biraz tarafsız bakmak zorundayız olaya. Karavancılığa başlamadan önce ben de çekme karavan düşünüyordum. Hani çok fazla masraf olmasın falan diye. Ondan sonra görünce artılarını eksilerini moto karavan yönüne kaymaya başladık. Daha moto karavanımız var artık. Şimdi nedir bu? Artılar eksiler. Evet, ben şöyle düşünüyorum. Moto karavan mı, çekme karavan mı sorusunun cevabı insanın kendisine ve ihtiyaçlarına göre belirleyeceği bir şey. Bunun için oturup önüne bir liste yapıp moto karavanın artılarını, çekme karavanın artılarını ve eksilerini ve moto karavanın eksilerini ortaya koyup biz yaptık. Biz yaptık. Ondan sonra buna göre hangisi daha ağır basıyorsa, hangisi kendilerine daha fazla uyuyorsa buna karar vermeleri. Ama siz gene de çok merak ediyorsanız kullananlar ne diyorlar, karavancılar ne diyorlar? Buyurun hep beraber izleyelim. Bakalım çekme karavan ve motor karavan kullanıcıları neler düşünüyorlar bu konuda hakkında. Evet. Buyurun. İsmim Gülsade Ertuğ. Karavancıyız. Yaklaşık 3 yıldır karavancıyız. Karavanla geziyoruz. Birçok bilmediğimiz, görmediğimiz yerleri, merak ettiğimiz mekanları, doğayla iç içe yaşamak için karavanla gezmeyi tercih ettik. Peki çekme karavan mı, moto karavan mı? Biz moto karavancıyız. Moto karavan daha pratik. Birinci sebep güvenlik. İkinci sebep her yere girip çıkabilme, rahat. Biz çünkü yaz dönemi sıcaklarda yaylalara çıkıyoruz. Yaylalara çıkmak için de belli yüksekliklerdeki alanlara çıkıyorsunuz. Tabii ki bunun içinde motor gücü çok önemli veya kaza riski çok önemli. Bundan dolayı moto karavanı tercih ettik. Artı güvenlik var. Çekme karavanda oturduğunuzda tabii diğer çekme karavanı olan arkadaşlar bununla ilgili farklı cevaplar verebilirler ama biz şöyle düşünüyoruz. Çekme karavanda herhangi bir şekilde dışarıdan bir müdahaleyle kendinizi tehlikede hissettiğiniz an marşa basıp gidemezsiniz. Ama moto karavanda öyle değil. Moto karavanda hemen kapılar zaten kilitlidir. Hemen kontak anahtarını açarsınız ve basar gidersiniz istediğiniz yere, güvenli bir alana. Peki hiç böyle bir şey başınıza geldi mi? Gelmedi ama insanoğlu tabii ki korkuları olabiliyor. Evet, şimdi moto karavanlı bir çifte yaklaşıyoruz. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım önce. Berrin Öden. Siz? Orhan Öden. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Neden moto karavan tercih ettiniz? Yaşamımızın yıl içerisinde 5-6 ayını değişik yöre ve mekanlarda, coğrafyalarda geçirmeyi planladığımız için daha pratik olacağını düşünerek moto karavanı tercih ettik. İnsanlar genelde bize soruyorlar, çekme karavan mı alalım, moto karavan mı alalım diye. Kesinlikle bunun kararını verecek olan ailenin kendisidir. Bunda birçok faktör var. Kullanılacak, yararlanacak şahıs sayısı, efendim, konaklamaya gittikleri alanlardaki kalma süreleri ne olacak, yıl içerisinde nasıl bir hayat tarzı planlıyorlar, buna göre karar verebilirler. Onun için ben herhangi bir öneride bulunmuyorum. Bizim için moto karavan. Kirdağlı, Hikmet Şin. Ayvalıklama Tekirdağ'da oturuyor. Tamam, sizin bir gördüğümüz kadarıyla çekme karavanınız var. Evet. O zaman size bu soruyu sorabiliriz. Çekme karavan mı, moto karavan mı? Benim şahsım fikrim, eğer ki kısa koşu yaparsanız moto karavan ama daimi kalırsınız yani diyelim ki 3-4 hafta çekme karavan. Siz çekme karavan aldığınıza göre uzun yolcusunuz şeyimsiniz. Ama biz ben memnun değilim. Biz ilk baştan moto karavan vardı. İşte buraya döndük. Pişmansınız galiba. Pişmanız. Anladım. Değiştireceğiz yani yakın zamanda. Peki ne zamandır karavancılık yapıyorsunuz? Benim bu aşağı 15. karavanım. Oo maşallah. Yurt dışında devamlı. 87'den beri karavan. Çekme karavan mı, moto karavan mı? Ben kesinlikle çekme karavan diyorum. Bak ne kadar ikiye, üçe bölünüyor değil mi? Moto karavan, çekme karavan diye. Bir kere çekme karavanda evinizde gibisiniz. Moto karavanda ben sanki minibüse gidiyormuşum gibi dar alanda
seyahat ediyorum gibi geliyor. Ama çekme karavanda keyfin denize nazır, oturduğun yemek yediğin yeri denize nazır yapabiliyorsun. Ormana karşı yapabiliyorsun. Uzun süre oturabiliyorsun. Motokaravancılara dikkat ediyorum. Hep ben çok güzel, onların da avantajları var ama onlar daha çok dışarıda geçirmek zorunda kalıyorlar. O zaman siz daha çok gittiğiniz yerlerde sabit uzun süre kalmayı seviyorsunuz. Hayır değil. Geziyorsunuz. Değil ama çekme karavanı belki hani teknik yönden daha iyi kullanabiliyor olduğu için belki şimdi. Ben şimdilik asla düşünmüyorum motokaravanı. Çekme karavanı daha iyisi olabilir ama çekme karavanı. Hele uzun yolculukta, yurt dışında falan. Ama dediğim gibi biraz şeye bağlı galiba bu ya. Kimisi çekiniyor çekme karavanı kullanım açısından. Bir de gece güvenliği açısından da insanlar çekme karavanı çok tercih etmiyorlar. Herhalde, hani basıp gidebilmek istiyorlar. Herhalde. Çalınma riski falan daha çok. Peki kamp alanı dışında rahat konaklayabiliyor musunuz? Evet. Güzel. Evet. Genelde çekme karavancı olmayanların tedirginliği odur aslında. Evet. Bu arada kendinizi tanıtır mısınız? Çiğdem Tezcan. İsmim Ruşen. Aylam Angil. Siz çekme karavan kullanıyorsunuz galiba. Evet. O zaman size çekme karavan mı, moto karavan mı diye sorduğumuzda çekme karavanı mı tercih ediyorsunuz yoksa pişman mısınız? Yok, pişman değiliz de ama ileride çekmeyi ben düşünüyorum da eşim pek fazla şey yapmıyor çünkü yollarda bazen sorun oluyor. Dar sokaklarda falan, yokuşlar, inişler, çıkışlarda. Ben korkuyorum daha doğrusu. Eşim kullandığı için o problem olmadığını söylüyor ama. Siz memnun musunuz çekme karavanda? Ya şöyle memnunum. Yavaş gidiyorsun yolda. Vize derdin yok. Sigorta derdin yok. Çünkü bunu sen 6 ay ya da 3 ay kullanıyorsun. Motokaravanda senelik vergisi ve her sene vizeye girmek zorundasın. Vergileri çok. Yani bunları eğer yetkililer biraz daha düşürürlerse insanlar çekme karavan değil de motokaravanı daha çok tercih eder. Peki siz çok mu geziyorsunuz yoksa sabit olarak durduğunuz yerler daha mı fazla? Çekme karavancılar genelde sabit durmayı tercih ediyorlar galiba. Şöyle bir şey, biz bunu daha bir sene oldu alalım. Yeniyiz biz. Oo. Evet. İşte tecrübe kazanmaya çalışıyoruz. Bakalım. Ben Devin. Ben Kemal. Devin Hanım ve Kemal Bey. Siz karavan sahibi değilsiniz ama olmak istiyorsunuz ve şu anda adım atıyorsunuz. Evet. Bunu genelde karavana başlayanlar hep soruyorlar. Çekme karavan mı, moto karavan mı? Anladığım kadarıyla siz moto karavan yapacaksınız. Evet. Çünkü neden çekme değil de moto karavana karar verdiniz? Bizi yanlış yönlendirdiler. Biraz önce de konuştuk diye çekme karavana olanla. Savrulur diye öğrendik ama çekme karavan sahibi bir hanım, hayır savrulmuyor. Son derece güzel. Son derece iyi. Hatta şeylerden daha geniş bir alanı var dedi. Ama çekme karavan nedense araca hakimiz, aracı tanıyor eşim. Çekme karavan düşünmedi. Bir de ayrıca çekme karavanı nerede muhafaza edeceksiniz normalde? O belki sorun. O da sorun. Yani ayrı bir şeyiniz olur. Park yeriniz olur. Koyarsınız ama bizim öyle bir yerimiz yok. Dımdızlak ortada kalacak. Birçok şeyler duyuyoruz. Yani güvenlik anlamında. Evet. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben Erin Sev Tuncalı. Peki çekme karavan mı, moto karavan mı? Moto karavan. Neden? Güvenlik diyorum ben. Yani aslında bu çok daha teknik bir konu. Belki eşimin fikrini de savunuyor olabilirim. Ama istediğimiz zaman sıkışınca basıp gidebilmek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de istediğiniz yere park edebiliyorsunuz. Mesela bir araçlık park yeri kaplıyoruz. Biz halbuki çekme karavanda hem araç hem karavan oluyor. Çekme karavan oluyor. İki daha çok yer gerekiyor falan. Yani ben moto karavanımdan çok mutluyum. Şadan İşler. Murat İşler. Kaç senedir karavancılık yapıyorsunuz? 2014 yılından bu tarafa. Yani 6 senedir. 6 senedir. Çekme karavan mı, moto karavan mı? Bizim için hele Türkiye koşullarında moto karavan. Neden? Moto karavanla daha özgürce hareket edebiliyor. Daha emniyetli. Tamam, teşekkür ediyorum. Bu arada çekme karavanın zorluğunu gösterme açısından bir karavanın park etmeye çalışmasını izliyoruz şu anda. Gel şimdi. Durma az o arabanın. Tam sağa. İşte. Gel. Motokaravan olsa çoktan park etmişti. Gel. İşte söylemek istediğim yolda da şey çıkmış. Gel. Arkasındaki o şey çıkmış. Hadi canım. Evet, kırılmış.
çok büyük sıkıntı yaşamışlar, kaza atlatmışlar. Allah'tan yediği varmış ve şey, frensiz gelmişler buraya kadar yavaş yavaş. Oo. Ben Hüseyin Oğuz. Ben Hülya Oğuz. Seferihisar Ürkmez'de oturmaktayız. Bir seneye yakın karavancı olmaya karar verdik. Burada da mutluyuz. Çekme karavan mı, moto karavan mı? Sizinki... Moto karavan. Neden? Çekme karavanın zahmetli olduğunu düşündük. Onunla da çok araştırdık. Foça'da hatta bir çekme karavana gittik, baktık. Ne bileyim yani çok bana hitap etmedi. Ben kendim de çok rahat kullanabiliyorum. 25 senedir şoförlüğüm var zaten. Bunu daha rahat kullanıyorsunuz. Çok rahat kullanıyorum. Peki, Cengiz Ertörer. Ne zamandan beridir karavancısınız? 2016'dan beri. Karavanda yaşamaya hanginiz karar verdiniz? Eşiniz misiniz? Eşim karar verdi. Siz de uydum sağladınız. Ben tekne istiyordum ama eşime uydum. Karavana döndüm. Peki memnun musunuz? Memnunum. Yani ben tekne alacağım diye gidip ehliyetini bile aldım. Eğitimini de gördüm ama nezup karavanaymış. Hanım ne derse olur diyorsun. O diyor. Hanım, benim eşim ne derse olur. Peki çekme karavan mı, moto karavan mı? Moto karavan. Sebep? Moto karavan çok daha özgür. Bir de çekme bana cazip gelmedi, bilmiyorum. Ama moto karavan daha pahalı, vergileri var falan. Yok, bana bir arkadaşım, ben almaya gittim, anlaştım da çekme karavan almaya gittim. Bana dedi ki ya sen akıllı adamsın dedi. Ne işin var dedi çekme. Dönemezsin, gidemezsin. Artısı eksisi var dedi. Araştır sor. Bir araştırdık baktık. Bize moto karavan daha iyi geldi. Moto karavan önünü. Hemen de aldık. Tamam. İyi günlerde kullanın. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sema Ertörer ben. İzmir Kamp ve Karavan Derneği Kadınlar Kulübü'nün yöneticisiyim. Facebook'ta kapalı bir grubumuz var. Tüm kadınları oraya davet ediyorum. Karavancı olmak zorunda değiller. Doğayı seven herkesi kulübümüze bekliyorum. Çekme karavan mı, moto karavan mı? Yani şimdi bana göre, hani bize göre, ben gezmeyi çok seviyorum. Hani bir yerde 2-3 günden, 4 günden fazla kalmayı sevmediğim için moto karavanı daha çok tercih ediyorum. Çünkü pratik oluyor bizim için. Hani çekme karavan daha böyle yerleşik, daha fazla uzun süre kalacak olan kişiler için çekme karavan daha mantıklı. Binek araçlarıyla istedikleri yere geziyorlar, geliyorlar falan. Ama bizde öyle bir sorun var. Yani biz fazla kalamıyoruz bir yerde. O yüzden pratik olduğu için ben moto karavanı tercih ediyorum. Teşekkür ederim. Çağlayan Yazıcıoğlu. Aşkın Yazıcıoğlu. Siz karavan hayatına yeni adım atacaksınız galiba. Evet evet. Şu an karavanımız yok zaten. Çok... Peki çekme karavan mı, moto karavan mı? Daha çok moto karavana eğilimliyiz gibi duruyor. Neden? Az evvel gördüğümüz zorluklardan dolayı araştırdık. Daha önce çekme düşünüyordum. Özellikle Avrupa'da herhangi bir yere, şehre giremeyeceğimiz için park yerinde bırakıp şehri arabayla gezmek için, ama sonradan otokaravana döndük. Çünkü biz onu zor idare ederiz. Diğer taraftan da otokaravanda da sanıyorum boyut olarak biraz daha küçük boy. 15 metreküp falan çıkmayacağız herhalde. Çünkü sık dolaşıyoruz. Çok dolaşıyoruz. Aynı yerde böyle uzun uzun işte park edip yer kalmıyoruz. Ama siz de biz gibisiniz yani. Ben Ayla Dönmez. Çekme karavan mı, moto karavan mı? Hayatta çekme karavan istemem. Neden? Çünkü bakın giderken sizde de yaşanıyor mu bilmiyorum. Ne kadar kilitli olursa olsun bazen bir yere vurduğunuz zaman kilit açıyor ve dolaplar açılıyor. Açıldığı zaman içindekiler yere düşüyor. Yere düştüğü zaman kalkıp müdahale edebiliyorsunuz. Ama çekme karavanda böyle bir şeyiniz yok. Üstelik de çekme karavanda giderken yatmak istediğinizde yatamazsınız. Çünkü çok sallıyor ve tehlikeli. Gönlünüzün sırrı her yer, küçük veya büyük, önemli değil. Önemli olan gönüllerin sırrınız. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Benim ismim Canser. Çekil. Yeni karavana başlayanların en çok sorduğu soru var. Çekme karavan mı, moto karavan mı? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Buna eşim cevap versin. Evet. Tabii ki moto karavan. Yani moto karavan almışsınız. Ama neden moto karavanı tercih ettiniz? Moto karavanla daha bakir yerlere girebiliyorsunuz. Daha dar yollarda gidebiliyorsunuz. Daha kullanması pratik. Biz bunu tercih ediyoruz. Tamam. Çünkü, çok teşekkür ederim. Çünkü bisikletle kullandığımız için karavanı bir yere bırakıp bisikletle de dolaşabiliyoruz. Peki siz bisikletle sadece çıktığınızda çadırda kalıyorsunuz herhalde? Evet. Sadece bisiklet olduğunda. Çadır hayatından çadırda. Sonra karavan çok daha rahat tabii. Geliyordur tabii lüks ki. Lüks otel konforu. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Zaman ayırdığınız için.
Ben Macide Peker. Siz alalım. Ben Erol Peker. Çekme karavanla moto karavan arasındaki fark kişiye göre değişmesine rağmen çekme karavanın içi çok rahat. Moto karavana göre alan olarak, hacim olarak. Hı-hı. Ama moto karavanın da güzelliği seyahat anında istediğinize ulaşabiliyorsunuz. Çekme karavanın biliyorsunuz önden çeken araçla arkasına ulaşma imkanı yani yok. Aslında bu konuda galiba bize en güzel cevabı verebilecek olan kişi sizsiniz. Kimi diyor ki çekme karavan, kimi diyor ki moto karavan. Sizde ikisi birden var. Ama evet. Siz diyorsunuz ki moto karavanı ben tercih ediyorum. Eşiniz diyor ki çekme karavanı evet, tercih ediyorum. Evet. Peki sizin çekme karavan tercih etme sebepleriniz nedir? Daha rahat kullanışlı. Kullanışı güzel, rahat. Siz iç rahatlığını seviyorsunuz. Tabii iç rahatlığını seviyorum. Ama motokaravan da dağları, tepeleri, ne bileyim ulaşım daha kolay motokaravan. Motokaravanı da seviyorum ben. Ama rahatlık bakımından çekme karavan. Peki çekme karavanın tehlikeleri olduğu söyleniyor. Mesela sürüş tehlikesi, park ettiğiniz yerde tehlike. Evet. Belli uzunlukta tır gibi bir araç oluyorsunuz. Yani onun bir tabiri vardı, o aklıma gelmiyor şunda. Atelaj mı diyorlar, öyle bir isim kullanıyorlar galiba. Bunun da bir eğitimini almak gerekiyor. Çekme karavandaki o hız limitlerine, karavanın yüklemesine, her şeyine uymanız gerekiyor. Yani o çeken aracın üzerine binen yükü bile hesaplamanız lazım. Birçok şeyleri bizler ona dikkat etmeden kullanmaya kalkarsak kendimiz için tehlike değil, üçüncü şahıslara karşı da karayolunda da büyük tehlike yaratabiliyoruz. Yani çekme karavan için şimdi son yıllarda BE ehliyet en azından olması gerektiğini, bunun için de ayrı sınava girmek gerektiğini şey yapmıyor. Biz bunu aldık. Çekme karavanın yasal olarak bir takım prosedürleri az. Mesela sadece motorlu taşıtlar vergisi yok. Şeyi yok. Trafik sigortası yok. Bunlar avantajları. Trafik sigortası yok. Bu da bir motokaravana göre senede bir 3000 lira falan bir maliyet. Yani bir motokaravana olanın o ilk defa başlıyorsa sizin motor için çekme karavanınız 152 liradan daha az herhalde. Onun evet. Tamam. O da bir etken oluyor kişiler için. Bir de çekme karavan, bugün 50 liraya 40 liraya güzel bir çekme karavan sahibi olabiliyorsunuz. Çok çok güzeli 100-150 liralara kadar, ama motokaravanda rakamlar çok daha artıyor. Peki siz Nordkap yaptık demiştiniz. Çekme karavanda mı motokaravanda mı? Motokaravanda, çekme. Neden çekmeyle gitmediniz? Çekmeyle o mesafe, o yol, o şey. Bir o de bizim motokaravanımız 4x4. Kilit diferansiyel. O tür yollara, buzlu, karlı yollara da uyabilecek tarzda bir karavan. Kampinglerde mi, dışarıda mı konaklamayı tercih ediyorsunuz? Vallahi biz dışarıda. Biz çok kampinge girmedik. Hiç girmedik. 13 senedir. Yani Avrupa'da, yurt dışında dolaşırken bile kamping ihtiyacı hissetmedik. Motokaravanın avantajı galiba bu da birazcık. Motokaravanı ama çekme İstediğin karavan olsaydı, çekme karavanla dolayısıyla muhakkak kamp alanına girme zorunluluğu olacaktı. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Rica ederim. Biz rica teşekkür ederiz. Evet, gördünüz neler söylediklerini. Kimi diyor ki ben çekme karavanından asla vazgeçmem. Çoğu diyor ki moto karavan tabii ki canım. Çekme karavanın adı bile okunmaz. Bir tane de hem çekme karavanı hem moto karavanı olanı vardı. Bence en doğru yanıtı o verdi. Evet. Çekme karavanı satıyorlar. Neyse. Bize göre aralarındaki farklar neler? Başlayalım saymak. Yani şimdi önce tarafsız olacağız dedik. Şimdi moto karavanı, çekme karavanı satıyorlar dedik. Olmaz ki. Evet, tamam. O zaman onu söylemeyelim. Onu söylemek lazım. Tamam. Şimdi motokaravanla çekme karavanın artıları, eksileri neler? Bence mesela motokaravanın en önemli artısı insana daha fazla keşif imkanı veriyor. Yani nasıl? Gittiğin yerde dolaşırsın, istediğin gibi gezersin. Karadeniz'i gezerken bir tane yaylaya çıkarsın. Yayladan dar sokaklara girersin. Gidemediğin yerde döndürürsün arabayı, geri dönersin. Ama yolda giderken bir tane kahverengi tabela gördün. Hadi döneyim şuna bakayım dedim. Bizim kaç kere oldu öyle? Gidiyorsun, yol bitiyor. Gidemiyorsun gideceğin yere kadar. Hadi zar zor kına sıkına çalıların arasından dönüyoruz biz küçücük karavanımızla. Çekme karavan olsa arkamızdan nasıl döneceğiz onda geri? Çekme karavanı sağa çekeceksin. Yolun başında bırakacaksın. Hayır. Ondan sonra normal arabanı çevireceksin. Çekme karavanında mover'ını kullanıp geri çekeceksin, döneceksin. Peki tamam, dönemeyeceğim bir yer geri gelmek zorundasın. Çekme karavanda nasıl geri geleceksin? Tırlar nasıl geliyor? Çok iyi ustalık gerektiriyor şoförlüğü işte. Tamam, ustalık olsun. Zaten BE ehliyeti niçin ki? Niçin? Bunlara savaşmak için. BE ehliyeti. Bir dakika şimdi. O zaman
geç bakalım. O ehliyetleri sen anlat. Ne demek BE ehliyeti? BE ehliyeti 750 kilogram ve üzerindeki karavanla çekmek için gerekli ehliyet tipi. 750 kilodan düşük bir karavansa ve aman beyle sürüyor masa olsa ben bunu kullanırım derse ve kalırsa ne olacak? Mahkum göreceksin. Evet, tamam. Neyse. Yok öyle. Ama şimdi hepsi birbirine karıştı. Biz artıları eksileri yazıyorduk ya. Ama niye canım işte karışık karışık olsun da. Neyse peki. Dinlenenin kafası karışsın. O zaman ben şöyle diyeyim. Motokaravanın artısı böyle her yere girip çıkmak ama çekme karavanın artısı da şu. Mesela gittiniz bir şehirde arabayı bir yere sağlam bir şekilde çalınmayacak bir şekilde park ettiniz. Gezdiniz dolaştınız istediğiniz gibi önüne çektiğiniz küçük arabayla. Akşamleyin karavanınızın yanına geri geldiniz. Karavanı açtınız, yerleştiniz zaten. Sonra ekmek unuttunuz. Kalkarsın küçük arabayla gider ekmeğini alırsın, geri gelirsin falan. Yani o tür şeyler olabilir. Motokaravana da o zaman motokaravanın arkasında bir tane bisiklet koyarsın. Veya bir tane motosiklet koyarsın. Gene unutursan bütün yayın toplamadan gidersin, bisikletle alırsın, gelirsin. Mantıklıymış. Evet. Tamam. Peki o zaman, ya ben çekme karavanı savunmayacaktım sözde ama neyse tarafsızız artık savunuyorum. Motokaravanlar daha maliyetlidir. Çekme karavanlar daha ucuz. Yani bir tane motokaravanı almak için harcayacağım para aynı kalitede bir çekme karavanın en az 3-4 katı. Hatta Türkiye şartlarında ÖTV'ler, KDV'ler bilmem neler dersen neredesin 6-7 katına kadar çıkıyor motokaravanın maliyeti. Çekme karavanı çeken buhar gücüyle mi çalışıyor, neyle çalışıyor? Yoksa imam gücüyle mi çalışıyor? Tamam ama zaten hani motokaravanı olanların çoğunun iki arabası var. Bir tane arabasının sağlam olabilir o zaman. Eminim yani. Bir de bir şey daha var. Motokaravanın her sene vergisi var. Sigortası var. Bilmem nesi var. 750 yani. Kilo altı çekme karavanı varsa bunların hiçbirine ihtiyacı yok. Bence motokaravanların yolculukları daha güvenlidir. Neden? Neden? Buyurun seyredelim bakalım nedenmiş. Çekme karavanla eğer şoförü iyi değilse veya hatta şoförün iyi olmaması da değil. Yani yoldan yalnız hava durumu yandan gelen birdenbire bir aradan çıkan rüzgar, hızlı bir şekilde yanınızdan geçen bir tır. Karşıdan gelen tır, yanınızdan sizi sollayan tır. Her şey aniden hareketlere sebep olabilir. Gerçekten çok ustalık gerektiriyor şoförlüğü bence. Köprü ve viyadük üzerlerindeki hava akımları daha etkileyici oluyorlar. Evet. Ayrıca motokaravanda bir güvenlik şeyi daha artısı daha var. Mesela akşamleyin bir yerde karavanı bıraktın. Ondan sonra bir güvenlik sorunu çıktı. Birileri geldi. Bir şey oldu. Hemen geçersin ön tarafa. Basarsın gaza. Yürürsün gidersin. Çekme karavanda inip de ön tarafa geçeceksin. Zaten dışarıda tehlikeli bir şeyler var. Mümkün değil yapamazsın. Kaldın. Bitti. Tamam çekme. Ben istemem. Ben korkarım. Ya tamam hadi. Motokaravanı çok övdük. Ama çekme karavanda şöyle bir artısı var.
Çekme karavanların iç hacimleri çok daha geniş. Önde şoför kabini olmadığı için o alanı da kullanabiliyorsun. O duvarı da kullanabiliyorsun. Hı hı. Böylece daha rahat rahat yayıla yayıla geniş geniş kullanabiliyorsun her şeyi. Saklama alanları daha fazla. Yani çekme karavanın tabii ki artıları var. Yani dediğim hep baştan söylediğimiz gibi hangi tarz tatil veya hangi tarz gezi istiyorsanız ona göre karavan seçmelisiniz. Biz hep ileri bakan bir rota izliyoruz. Çok fazla geri döndüğümüz olmadı. Bu nedenle biz motokaravanı tercih ediyoruz. Motokaravanlar kamping alanlarına çok bağlı yaşamıyorlar. Çünkü onların su depoları, pis su depoları vesaireleri falan daha geniş oluyor. Güneş panelleri ve tabii bunların hepsi aslında çekme karavana da yapılabilir ama hani dedik ya önden küçük arabayı çıkartıp istediğin gibi sağda solda gezip akşamleyin geri döneceksin diye. İşte o akşam geri döneceğin yere sağlam ve güvenilir bir şekilde bırakmak için çekme karavanını aslında bir kampinge bırakman gerekiyor. Biz kampinge gitmeyi sevmiyoruz. Biz kuru kamp seviyoruz. Yani kendi imkanlarımızla istediğimiz yerde, beğendiğimiz ormanın kıyısında, beğendiğimiz denizin kıyısında her yerde kalabiliyoruz. Hatta bir yol kenarında bile park edebiliyoruz. Paralel park yapıp gece kalabiliyoruz mecbur kalırsak. Çok kalabalık bir şehri dolaşmak istediysek. Ama çekme karavanla çok kalabalık bir şehirde yolun kenarına park edip de gece karavanda kalayım, yarın buradan yola çıkayım gibi bir şansın, bir lüksün olamıyor maalesef. Nedir o kuru kamping? Kuru kamping şu demek, bir yerlerden bir şeye ihtiyacın olmadan kendi başına kamp yapabildiğin, kendi ihtiyaçlarını kendin halledebildiğin kamp demek. Yani elektriğini, suyunu kendi imkanlarını kullanıyorsun. Ekmekten su gölden yani. Ekmekten su gölden kullanıyorsun. Elektrikte güneşten. Benden değil, güneşten. Ondan sonra bize göre motokaravanın artısı şöyle bir şey var. Ne kadar düzgün yerleştirirseniz yerleştirin arabanın içine. Her şeyi bir sabitleseniz de bir şey gözden kaçırmış olabiliyorsunuz. Yolculuk esnasında bu yere düştü diyelim ki. Motokaravanda duyduğunuz için olayı kenara çekip bunu toparlayıp düzenleyip daha fazla hasara sebebiyet vermeden yolunuza devam edebilirsiniz. Bir kez biz mesela sert bir viraja girmiştik. Su depomuz yerinden fırladı dolaptan. Su akmaya başladı ama anında durup topladığımız için su deposunun tamamı... Ya su deposu derken içme suyu. İçme suyu bidonumuz dolabın içine duran. Çok fazla akmadan ve hasar vermeden ve dolabın içindeki her şeyi dışarıya savrulmadan durduk ve düzelttik. Halbuki bu çekme karavanda olsaydı bizim ruhumuz bile duymazdı. O su damacanası komple boşalırdı, dolabın içinde geri kalan her şey, kavanozlar, şunlar bunlar, her şey batardı, bütün yiyecek konservelerimiz falan dağılırdı. Ama biz bunu ancak gittiğimiz yerde görürdük. Halbuki anda müdahale ettik ve hiç hasarsız, azıcık ıslanmayla çözebildik olayı. Bu arada çekme karavanların her ne kadar dediğin gibi maliyetleri az olsa da çeken aracın arkasına bir çekidemir yaptırman gerekiyor. Belki yurt dışında bazı yerlerde bu çekidemirini kafana göre yaptırabiliyorsun ama Türkiye'de bunlar bazı şartlarla sınırlanmış durumda ve bunun için ruhsat çıkartman, ruhsata işlettirmen lazım ve bunların hepsi maliyet, zaman, sıkıntı yani. Artı dediğin gibi araç da sıkıntı ve sonradan o aracı satmak da sıkıntı. Çekidemirli aracı herkes istemeyebilir. Niye? Niye istesin? Bazı takıntılı tipler var. Ben mesela almışım arabayı, ne gerek var arkasında çekidemirine diyebilirim. Cins ya. Şöyle diyelim. Biz eğer yılda 1-2 hafta gezen, gezdiğimiz zaman çok aşırı uzun uzun dolaşmayan, gittiğimiz yerlerde 2-3 gün zaman geçiren bir çift olsaydık, zamanımız kısıtlı olsaydı muhtemelen çekme karavan alırdık. Çünkü senede 1-2 hafta gezmek için hem motokaravanın maliyetine hem yıllık vergilerine, sigortasına, şusuna busuna katlanmak çok da bize cazip gelmeyebilirdi. Çekme karavanına gidelim, çekme karavanı bir kenara koyalım, orada bir süre takılalım, yani başka bir yere gidelim, 2-3 günde orada kalalım falan derdik. Ama uzun süreli gezmeler yapmak isteyen, keşifler yapmak isteyen insanlar için bize göre motokaravan daha avantajlı. Evet, bir de şu da var, çekme karavanın içinde de su lazım. Çekme karavanı suya götüremiyorsunuz. Yani götürürseniz de bile her şeyi toparlayıp öyle götürmeniz lazım. Oysa ki motokaravanı gayet rahatlıkla suya götürüp onu getirebiliyorsunuz. Oysa ki çekme karavanda ona su getirmeniz lazım. Evet, bir de iç yerleştirmesini çekme karavanın öğrenmek gerekiyor. Çünkü çekme karavan az evvelki kazalarda da gördüğünüz gibi arkada birdenbire dengeyi bozabilen bir şey. Sağına soluna ve dört köşesine eşit ağırlıklar dengeli bir şekilde yüklenmeli ve sıkı sıkı bağlanmalı. Ama motokaravanda öyle bir sıkıntı yok. İsterseniz hepsini bir kere... Tabii ya, var da yani. Var da, tabii ki, bir çekme karavan gibi değil. Evet. Tabii ki yani motokaravanda da bir tarafa
bir ton yükleyip tek defa hiçbir şey yüklememek o da saçma. Ama milimetrik de yüklemene gerek yok. Evet, çok fazla gerek yok. Bir şekilde dengeleniyor. Şimdi siz ne karar verdiniz? Çekme karavan mı alacaksınız, moto karavan mı alacaksınız? Ya da bizim bu söylediklerimizi ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Bizce moto karavanın şöyle daha artısı var ya da çekme karavanın böyle bir artısı var. Batırdınız bizim tercih ettiğimiz şey dediğiniz şeyler var mı? Ya siz ne dediğinizi biliyor musunuz? Bu nedir şimdi? Neyi mi diyorsun, yaptınız, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama biz şunu biliyoruz. Bakın bu videoyu seyrettikten sonra lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı, abone olmayı ve çana tıklamayı unutmayın. Neden? Çünkü bir sürü karavan hayali kuran insan ve ne yapacağını bilemeyen insan var. Onlara belki birazcık yol gösterebilir. Kesinlikle. Tamam. Hadi görüşürüz. Bye.